Serdar Bey, misafiriyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Arif Bey? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Mikrofonlarımıza ve vatandaşlarımıza biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Arifan Bıkmazer. Nevşehir doğumluyum. Esnaf bir babanın esnaf bir çocuğuyum. Ve bununla da gururluyum. 13 yıldır oto alım satım ve oto kiralama işiyle iştigal ediyorum. Peki Arif Bey, Türkiye'de ve Nevşehir'de araba piyasası nasıl? Piyasalar canlı mı? Yani Türkiye ve Nevşehir'de araç piyasaları son 6 ayda yani önüne geçilemez bir şekilde yükseldi. Bunun yükselme sebebi de gene bizim halkımızın farklı duygu düşünceleri. Hani biz Türk milleti olarak biraz daha hani kara borsacıyız. Yani misalen söylüyorum, 6 ay önce 30 bin TL'ye sattığım araç şu anda çeşitli internet sitelerinin de vasıtasıyla 50 bin TL civarında hareket ediyor. Sanal bir artış var. Yani real olmayan sanal bir artış var. Onu da hani şu şekilde açıklayabilirim. Şahsın aracı 30 bin lira derken birden 50 bin lira etti. Ve bu şahıs para kazandığım sevinciyle aracını 50 bin liraya sattı. Lakin 50 bin liraya alacak araç bulamadı. İnsanların yaptığı tek şey şu an kendini kandırmak. Yani misalen bir örnek verecek olursak, geçen gün berberde tıraş olurken berberin işte piyasa yükselmeden önce 35 bin edecek bir aracı kendisi şu anda 52 bin TL istiyor. O arada bir uzman çavuş arkadaş geldi. Onun da 50 bin lira edecek aracına o da 72 bin lira istiyor. Bunlar kendi aralarında pazarlığa tutuştular. Üzerine 15 bin liraya anlaştılar. Ve ben bunu gülerek izledim yani. Şimdi berber sevindi aracımı 55'e sattım diye. Uzman çavuş sevindi aracını 70'e sattım diye. Halbuki yani berberin arabası 35'ti. Uzmanın arabası 50'ydi. Gene değişen bir şey olmadı. Hani gitti 80, geldi 80. Fark eden bir şey yok. Ama işte dediğim gibi halkımız bir anlık sevinçle işte benim malım para etti diye malını sattı. Tekrar alabileceği potansiyel malların da fiyatı yükseldiği için aslında araç fiyatları yükselmedi. Biz sadece kendimizi kandırıyoruz. Ve şu oldu, alım gücümüzü bitirdik. Yani öncesinde bugün 2000 model bir aracı, 2002 model bir aracı, bu araçlar eski yani 20 yaşındaki bir aracı 13-15 bin bandında alırken şu anda 25-30 bin lira ki 30 bin liraya falan da yok yani bu tarz araçlar. Şu anda 40 bin lira, 50 bin lira gibi bir rakam oldu. İnsanların elindeki araçlar değer kazanmadı aslında. Elimizdeki malımızı kendimiz bitirdik. Biz alım gücümüzü bitirdik. Sizin de dediğiniz gibi normalde 10 bin olan bir aracın değeri internette satış fiyatı 16 bin TL. Bu araçların fiyatları neden bu şekilde yükseliyor peki? Şimdi bu araçların fiyatının yükselme sebebi birincisi geçen yıl yaşadığımız dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz sebebiyle sıfır araç firmaları sıfır araç üretmediler. Bu sene de pandemi olmasına rağmen işte hükümetimizin vermiş olduğu destek kredileri vesaire bu krediler sayesinde insanlar tekrar araç alım satımına ya da ne bileyim artık şu devirde araç bir ihtiyaç değil, bir lüks değil, bir ihtiyaç konumuna geldi. İnsanlar sıfır araba bulamadıkları için ikinci el fiyatları yükseldi. Ha bunun genel yegane sebebi de şu ki ismini veremeyeceğim ama bazı siteler var, herkesin malum halidir. Yani bu sitelerle alakalı ciddi manada bir sorun var. Şimdi serbest piyasaya döndü. Yani adamın 10 bin liralık arabası varsa diğer şahıs çıkıyor 15 bin lira istiyor aynı arabaya. Diyor ki yani onun arabası 15 ediyorsa bizimki 17'dir. O 17 yazıyor. O 17'yi gören 19'a çıkartıyor ki yakinen hani biz sektör icabıyla takip ettiğimiz için yani bir ay öncesinden araçların biz fiyat hareketini de takip ediyoruz. Yani 200 bin TL ilana çıkmış bir aracın fiyatı şu anda 320 bine çıktı. Ve bu bir ay içerisinde oldu. Bunun sebebi de işte bunun arabası bu parayı ediyorsa benimki bu eder, benimki bu eder, benimki bu eder ve insanlarımızdaki bu piyasadaki hareketliliğin sebebi de yani biraz da bizim bakış açımızdan kaynaklanıyor. Dediğim gibi yani hani 20 bin liralık arabası adamın 50 bin lira edince sevine sevine gitti 50 bin liraya sattı. Hani ben 50 bin liraya ne alacağım demedi. 50 binlik araba da 70 bin oldu aslında. Gene değişen bir şey olmadı. Üstüne 20 bin koydu gitti 50 binlik arabayı 70 bin liraya aldı. Ama inşallah Allah sonumuzu hayretsin. Peki Arif Bey, Türkiye'de ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Türkiye'deki ekonomi, yani dünya genelinde çok ciddi manada bir sıkıntı var. Dünyanın bütün ülkeleri küresel anlamda bir pandemiyle uğraşıyoruz. Yani bu virüs belası var başımızda. Türkiye'nin ekonomisini Sayın Albayrak güzel yönettiğini düşünüyorum ben. Ki zaten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da başta iman gücüyle ve hiç kimseye eyvallah etmeyerek ülkeyi yönettiğini, bizim halkımızın ona vermiş olduğu destekle daha güzel günler göreceğimizi düşünüyorum inşallah. İnşallah.
yeni nesil TOGG yerli milli araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu bana çok büyük gurur verdi. Yani ilk aracın fotoğraflarını, resimlerini gördüğümde de çok büyük gurur verdi. Ve fiyatının gayet uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü yerli üretim, gene dediğim gibi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın kendi şahsi gayretiyle, kendi hayalleriyle ürettiği bir araç. Araç kiralama filomda da hani imkanım, bütçem nispetinde elektrikli araç kullanmayı, hani elektrikten daha ziyade yerli, milli, kendi aracımızı kullanmayı düşünüyorum inşallah. Peki buradan Nevşehir halka, vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Yani sabrın sonu selamettir. Yani sabretmek lazım. Hani bugünlerde geçecek Allah'ın izniyle. Bir de provokasyona kapılmamak lazım. Yani tahriklere kapılmamak lazım. Ki ülkemizde doğru dürüst bir muhalefet de yok. Bambaşka bir hal içerisindeyiz. Ama Rabbim bizlerin yardımcısıdır. Yani bizler Türk milleti olarak çok daha zor günlerden, çok daha zor sıkıntılardan geçmiş bir milletiz. Yani Kurtuluş Savaşı'nda sıfırdan tekrar başlamış, eksiden başlamış ve bugünlere gelmiş bir milletiz. Allah'ın izni ve inayetiyle imanımız sayesinde daha güzel yerlere geleceğimiz kanaatindeyim. Buradan da herkesten özür dilerim. Sektörde benden daha eski, belki benden daha büyük abilerim vardır ama sizlere de buradan teşekkür ederim. Bu söyleşi, bu röportajı benimle yaptığınız için. Allah'a emanet olun.